Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 30 Kasım'da Türkiye saatine göre öğlen 12.30'da 8 derece İkizler Burcu'nda Dolunay'la beraber ay tutulması yaşayacağız. 2020'nin 4. ve son ay tutulması. Evet, bu yıl tutulmalar açısından oldukça yoğun bir yıldı. 4 tane ay tutulması, 2 tane güneş tutulması bu yıl içerisinde gündemde ve son ay tutulmamızı 30 Kasım'da yaşayacağız. Bir sonraki ay tutulmamız 2021 Mayıs ayında meydana gelecek. Ay tutulmaları güçlü dolunaylardır ve özellikle duygusal anlamda hayatımızda üzerimizde çok güçlü tesirler yaparlar. Kendi içinde bir farkındalık, bir tamamlanma, sonuçlanma, bir döngünün bitmesi ve başka bir döngüye hazırlık şeklinde enerjiler verir. İkizler burcunda olacağı için tabii ki ikizler yay aksında güneşle ay karşıt açıda olacak. İkizler yay enerjilerinin öne çıktığı ve zaman zaman arasında karşıtlıkların, mücadelelerin, streslerin olabileceği bir dönemdeyiz. İkizler düşüncelerimiz, bilgimiz, öğrenme süreçlerimiz, günlük hayatımızdaki iletişim, yakın çevremiz bunlarla ilgiliyken yay çok hayata bakışımız, inançlarımız, felsefelerimiz, geniş kitlelere yayılan bilgiler ve genel olarak bizim büyük plandaki ideallerimizle alakalıdır. Burada ideallerle gerçek bilgilerin çatıştığı, belki bazı yüzleşmeler yaşayabileceğimiz bir dönemdeyiz. Bilgi paylaşımı çok yoğunlaşabilir toplumsal alanlarda, kolektif alanlarda. Bir yandan zihinsel anlamda da öğrenme isteğimizin, iletişim isteğimizin artabileceği bir süreçte olacağız. İkizler burcundaki bu burçtaki bu zodyak derecesindeki tutulmayı en son 2001-2002 yıllarında biz yaşadık. 2001 yılının Kasım ayına dönersek yine aynı derecede bir ay tutulması yaşadık. Hayatlarımızda tamamen aynı olmasa da belirgin bazı etkiler benzer olabilir. O dönemi, 2001 dönemini, 2002 dönemini şöyle bir gözden geçirebiliriz aslında. 116 Saros ailesine ait bir tutulma olacak. Ülkemizde öğle saatlerine denk geldiği için aslında ay tutulmasını gözleyemeyeceğiz. Ve yükselen burcuna, an haritasına baktığımızda tutulmanın yükselen burcuna Kova burcu yükseliyor. Hava elementi. Hava elementi daha insancıl, daha sosyal konularla alakalıdır. Daha toplumsal konularla alakalıdır. Kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. İkizler burcunun bulunduğu ev alanıyla beraber Kova burcunun bulunduğu ev alanları da bu tutulma enerjisinden etki alabilir. Özellikle değişken burçlarımız daha çok etki alacaklar. Yani bunlar ikizler, yay, Başak ve Balık burçları. 8 derecede olacağı için tutulma, yine lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz ve kişisel doğum haritalarınızda özellikle 4-12 derece arasında değişken burçlarda gezegenleriniz varsa tutulmanın size bireysel olarak etkilerinin çok daha yoğun olmasını bekleyebiliriz. Evet, ikizler toplumda bilgi paylaşımı ile alakalıdır. Bilgi paylaşımı olunca tabii ki her türlü iletişim ve medya araçlarını düşünebiliriz. Bunun yanı sıra eğitim ikizlerle alakalıdır. Eğitim sektörü ve eğitim alanında çalışanlar. Ulaşım ikizlerle alakalıdır. Tüm karayolları, trafik, ulaşım araçları, özellikle toplu ulaşım araçlarını yine ikizler burcuyla tanımlayabiliriz. Halkın genel olarak ticari hayatı, günlük ticaret ikizler burcuyla ilgilidir. Yakın çevremizdeki kişiler, akrabalarımız, kardeşlerimiz, öğrenciler bunlar ikizler burcuyla alakalıdır. Ve bu tutulma aslında belki bu alanlarda, dünya üzerinde ve tabii ki ülkemiz içinde veya bireysel hayatlarımızda, iletişim alanlarımızda, iletişim araç gereçlerimiz ya da bilgi paylaşımı alanlarında, eğitimle ilgili alanlarda, ticari hayatlarımızda, yakın çevre ilişkilerimizde, yolculuklarımız, seyahatlerimiz ve bunlarla ilgili planlarımızda, eğitimle ilgili konularda bazı yol ayrımlarına, bazı belki süre gelen bazı konuların bitmesine, tamamlanmasına ve bu alanlarda bazı farkındalıklara da
yol açabilir. Ülkemizin haritasında ikizler 12. ev. Ay burcumuzla ikizler ülke olarak 12. ev daha geri planda olan, daha gizli olan, görünmeyen konularla alakalı. Bu yüzden ülke olarak biraz hani gizli düşmanlıklara, arka planda olup biten gizli yazışmalara, görüşmelere, toplantılara dikkat etmek gerekiyor. Bununla ilgili bazı şeyler de açığa çıkabilir tabii ki. Aynı zamanda 12. ev ülkemizin hastaneleri, bakım evleri, huzur evleri gibi bakıma ihtiyacı olan, ilgiye ihtiyacı olan kişilere yardım eden yardım kuruluşları, bu alanları sembolize ediyor. Ve Dolunay belki hastanelerle ilgili, sağlık sektörüyle ilgili, yaşlılarla ilgili, bakım evleriyle ilgili bazı hassasiyetleri gündeme getirebilir. Evet, pandeminin ve genel olarak bunun tesirlerinin çok yoğunlaştığı bir dönemdeyiz. Sağlık sektörünün ve hastanelerin içinde bulunduğu şartlar, belki zor koşullar, bu tutulmayla beraber çok fazla artık gündemimizde olabilir. Ve ikizler solunum yollarını yönetir, akciğerleri yönetir. Ve ikizlerdeki ay tutulması sağlık anlamında, bedensel olarak da özellikle solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek sağlık konularına karşı daha hassas yaklaşmamızı da işaret ediyor. İçinde bulunduğumuz şartlarla bu tutulmanın tesirlerini düşündüğümüzde belki evet, pandemi ve pandeminin toplumsal etkilerinin artması ve özellikle hastanelerin, sağlık sektörünün çok zorlanması, belki buralarda bazı yeni yapılandırmaların olması ve belki bazı gerçeklerle daha fazla yüzleşmemiz mümkün. Tüm bunlar olurken bu farkındalıkla beraber günlük hayatımızda yeni düzenlemeler de olabilir. Eğitimle ilgili yeni düzenlemeler olabilir. Belki öğrencilerin işte okula gitmeleri, gelmeleri, sınavları, buralarda bazı içinde bulunduğumuz şartlarla ilgili farkındalıkların olması bazı yeni düzenlemeleri gündeme getirebilir. Ya da süre gelen bazı uygulamaların bitmesi, kapanması anlamına da gelebilir. Ticari hayatla ilgili etkiler olabilir. Bazı sektörlerin, özellikle ticari hayatta yine bazı düzenlemeler olması, günlük hayatımızda işte yakın çevre ilişkilerimiz, günlük düzenimiz, işte yolculukların, seyahatlerin, trafiğin belki tekrar gündemde olması, bununla ilgili düzenlemelerin olması da mümkün görünüyor. Bu tutulmayla beraber şehirler arası, ülkeler arası seyahatlerde yine kısıtlamalar olabilir, bazı düzenlemeler olabilir. Bazı ticari alanlarda yine belki sektörel olarak bazı düzenlemelerin olması, günlük hayatımızın bir şekilde yine bir baskı içine girmesi, belki bazı alışkanlıklarımızın tekrar burada daha sağlıklı bir şekilde gözden geçirilmesinin zorunlu hale gelmesi de tutulmanın enerjilerine mümkün olabilir. Tutulma genel olarak aslında birkaç aylık bir süreci etkiler ama en uzun, özellikle Ocak ayının ortalarına kadar olan süreçte bu tutulma tesirlerinin, etkisinin gündemimizde olduğunu söyleyebilirim. Aralık ayında, 14 Aralık'ta da Yay burcunda bir güneş tutulması meydana gelecek. Bu güneş tutulmasıyla beraber daha çok hani yeni başlangıçların, yeni düzenlemelerin, yeni kararların tutulması, ay tutulması sonrasında belki hayata geçmesi adına yeni adımlar atılması konusunda daha belirleyici olmasını da bekleyebiliriz. Hepimiz bireysel olarak az veya çok etki alabiliriz. Kişisel doğum haritalarımıza göre bu etkiler şekillenecektir. Özellikle yükselen burçlarınıza göre kısa tutulma etkilerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, 3. evinizde meydana gelecek ay tutulması 8 derece ikizler burcunda olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 8 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa bireysel olarak etkileriniz artabilir. Yoksa çok da fazla etki almayabilirsiniz. Ay tutulması ticari faaliyetlerinizde, eğitimle ilgili konularda, günlük hayatınızın genel düzeninde, yakınlarınızdaki kişilerle ilgili, belki kardeşiniz, belki komşunuz, belki arkadaşlar ve akrabalarla ilgili alanlarda bazı tamamlanmaları, dönüşümleri meydana getirebilir. Duygusal olarak daha hassas, biraz huzursuz olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Uyku sorunları olabilir. Ticari konularda bazı gündemler değişebilir. Kullandığınız araç gereçlere, otomobilinize, telefonunuza, bilgisayarınıza, iletişim cihazlarınıza belki bu dönem dikkat çekiyor gökyüzü. Onlarda bozulmalar olabilir. Belki yeni bir
değişim yapacaksınız, yeni bir araç gereç alacaksınız. Bunlarla ilgili bazı farkındalıkların, dönüşümlerin olabileceği bir süreçtesiniz. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, ay tutulması ikinci evinizi aydınlatıyor. Maddi durumunuz ve mal varlıklarınızla ilgili bir farkındalık var. 8 derecede olacağı için lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 8 derece ve yakınlarında değişken burçlarınız varsa bireysel etkileriniz artabilir. Kazançlarla ilgili evet bazı yol ayrımları olabilir. Elinize para geçebilir. Bir alışveriş yapabilirsiniz. Paranızı değerlendirme yönünde belki kendinizi maddi anlamda güvende hissetmek isteyeceksiniz. Çünkü bu tutulmayla beraber bu durumda kaynaklarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz ya da paranızı nasıl kullanıyorsunuz ya da nasıl para kazanıyorsunuz? Bunlarla ilgili bazı farkındalıkların olması ve bazı dönüşümlerle karşılaşmanız da mümkün görünüyor. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. İkizler burcundaki ay tutulması tabii ki en fazla sizi etkileyecek. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 8 derece ve yakınlarındaysa evet çok güçlü tesirler alabilirsiniz. Tutulma size duygusal anlamda etkiler verebilir. Zihinsel anlamda da önemli farkındalıklar getirebilir. Bedensel sağlığınıza dikkat edin. Çünkü tutulma döngüleri biraz bizi bedensel olarak zorlayabilir. Sağlıkla yani zihinsel, duygusal, bedensel sağlığınızın biraz hassas olabileceği bir dönem. Ama bu size önemli farkındalıklar da getirebilir. İmajınızda bazı değişimler yapabilirsiniz. Belki bir diyete başlayacaksınız. Beslenme sisteminizi değiştireceksiniz. İlişkilerinizle ilgili, işiniz, gücünüzle ilgili hayatınızda daha radikal kararlar alabileceğiniz, bazı önemli dönüşümler yapabileceğiniz önemli bir süreçtesiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. İkizler burcundaki ay tutulması 12. evinizde. Hayatınızda biraz gizli olan konuların açığa çıkacağı, bazı önemli farkındalıklar yaşayacağınız bir dönemdesiniz. Sizin başkalarından sakladığınız veya sizden başkalarının sakladığı bazı bilgileri öğrenebilirsiniz. Bazı sırlar ortaya çıkabilir. Gizli düşmanlıklara dikkat edin. Biraz böyle iş hayatında yalan, dolan, bunlara dikkat edin. Herkese güvenmeyin. Hırsızlıklara dikkat edin. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 8 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa ve bunlar özellikle değişken burçlardaysa, ikizler, yay, başak, balık gibi, o zaman bu bireysel etkilerin daha fazla gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Sağlığınızda hassasiyetler olabilir. Sağlığınızla ilgili konularda belki kendinize bir bakmanız, kontroller yaptırmanız ya da bazı şifa arayışlarında olmanız bu dönemde mümkün. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, ikizler burcundaki ay tutulması 11. evinizde olacak. Önemli bir ay tutulması. Aslında 2021'de de ikizler yay aksındaki tutulmalar devam ediyor olacak. Bu tutulma belki sizin için içinde bulunduğunuz şartlarda, sosyal çevrenizde, arkadaş ilişkilerinizde bazı farkındalıklar getirebilir. Evet, arkadaş ilişkilerindeki haber trafiğine, bilgilere dikkat edin. Bu dönemde biraz böyle ilginç haberler duyabilirsiniz. Bazı önemli tekliflerle de karşılaşabilirsiniz. Geleceğe ait bazı planlar, projeler, hedefler gündemde olabilir. Bir iş projesine de başlayabilirsiniz. Belki arkadaşlarla beraber bir grup etkinliği içerisinde yer alacaksınız. Birçok aslan burcu için yeni insanlarla tanışma veya bazı ilişkilerimizi kapatma ya da hani bazı dönüşümler yaşama arkadaşlarla ilgili ilişkilerimizde mümkün. Bir projeyi sonuçlandırabilirsiniz. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir proje sonuçlanabilir. Bununla ilgili bazı maddi manevi kazançlar da elde edebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 8 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz varsa bu etkiler bireysel olarak çok daha güçlü bir şekilde ortaya çıkabilir. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar. Evet, siz de en fazla etki alan burçlardan birisiniz. 8 derecedeki bu ay tutulması sizin haritanızın en tepesinde 10. evinizde meydana geliyor. Bu durumda şöyle bir belki işinizle, gücünüzle, yaptığınız eylemlerle, davranışlarla bulunduğunuz toplumda bir dikkat çekmeniz, bir görünür hale gelmeniz mümkün. Bu herhangi bir alanda bir otorite verebilir size. Bir yönetim anlamında, bir liderlik anlamında da bir etki verebilir. Tabii ki işiniz, gücünüz, kariyeriniz, mesleğiniz, görev ve sorumluluklar alanında da bazı dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz. Birçok başak ailevi konularda, anne baba ilişkileri, ebeveyn konuları,
otoriteyle olan ilişki dinamiklerinde de önemli duygusal baskılar veya hani bazı önemli kararlar dönüşümler içerisinde olabilirler. Özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 8 derece ve yakınlarındaysa bu etkinin bu tutulmayla beraber bireysel olarak hayatlarınıza daha fazla gelmesi mümkün. Yer değişiklikleri olabilir, iş değişiklikleri de olabilir. Tüm bunlar bu tutulmanın ve bunun etkisiyle önümüzdeki belki bir aylık süreç içerisinde güçlü bir şekilde hayatınızda yer alabilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, 9. evinizde meydana gelecek olan ay tutulması aslında size dost bir burçta, ikizler burcunda hayata daha iyimser bakabileceğiniz, daha umutla bakabileceğiniz koşullar oluşabilir. Yeni pencereler açılabilir hayatınıza. Yeni hedefler, yeni idealler olabilir. İkizlerle beraber belki eğitim hayatınızda, akademik hayatınızda bir amacınıza ulaşacaksınız. Bir hedef belirleyeceksiniz ve belki onunla ilgili düzenlemeler olacak ve bunlar 2021 yılı boyunca da devam edebilir. Akademik konular dışında hukuksal konularda ya da böyle iletişimle ilgili, basınla ilgili, medya ile ilgili, dijital platformlarla ilgili bazı girişimleriniz varsa bunlarla da ilgili güçlü açılımların olabileceği önemli bir dönemdesiniz aslında. Seyahatler olabilir, işle ilgili, eğitimle ilgili veya kişisel olarak uzaklarla temaslarınızın artacağı, daha fazla hani gezilerin, seyahatlerin olabileceği, biraz uluslararası alanlarda da hareketliliğin artabileceği bir dönemdesiniz. Kişisel doğum haritalarınıza bakınız lütfen. 8 derece ve yakınlarında ikizler, yay, başak, balık burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu tesirlerin bireysel olarak çok daha güçlü bir şekilde olmasını bekleyebiliriz. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, ay tutulması 8. evinizde parasal konular ama daha çok başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar alanında bazı krizler getirebilir. Hani bir anda bir kredi borcunun oluşması, belki süre gelen bir borçla ilgili bir stresin meydana gelmesi mümkün. Parasal hesaplara dikkat edin. Muhasebeciniz ve hani ona daha fazla belki dikkat etmeniz gereken bir dönem. Borç alacak ilişkilerinde daha temkinli olmamız gerekiyor bu dönemde. Uzun vadeli yatırımlar, uzun vadeli parasal yapılandırmalar da gündeminizde olabilir. Nafaka, miras gibi, sigorta gibi bazı yine maddi yapılandırmaların da gündemimizde olabileceği veya bunlarla ilgili önemli farkındalıklar, dönüşümler yaşayabileceğimiz bir süreçteyiz aslında. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Aslında akrep burçları çok fazla bireysel olarak etkilenmemekle beraber kişisel doğum haritalarınızda eğer 8 derece ve yakınlarında değişken burçlarınız varsa o zaman bireysel etkilerin artabileceğini, daha güçlü olabileceğini de söyleyebiliriz. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, İkizler burcundaki ay tutulması sizin için çok önemli. Artık ikizler yay tutulmaları bu yılla beraber başladı. 2021'de de devam edecek. İlişki dinamiklerinizde önemli şekillenmeler var. Tam karşıt burcunuzdaki bu ay tutulması süre gelen bir ilişkinizle ilgili önemli kararlar vermenize, farkındalıklar yaşamanıza, dönüşümlere neden olabilir. Evlilik kararı alabilirsiniz. İş birliklerine bir adım atabilirsiniz. Yeni teklifler de alabilirsiniz veya süre gelen bir ilişkinizi bitirebilirsiniz. Ayrılık kararları da alabilirsiniz. Hayatınızdaki partneriniz, eşiniz, onunla ilgili konu ve kavramlar bu tutulmayla beraber hayatınızda daha fazla bir gündem oluşturabilir bu süreç içerisinde. Kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz 8 derece ve yakınlarındaysa bu bireysel tesirlerin daha yoğun olmasını, daha dönüştürücü, daha kadersel olmasını bekleyebiliriz. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, 6. evinizdeki ay tutulması genel olarak biraz günlük hayatınıza dikkat çekiyor. Şöyle bir sağlık konuları hassas olabilir. Kendinize bir bakmanız, check-up yaptırmanız, bir kontrol yaptırmanız mümkün. Bir sağlık sorununuzu keşfedebilir, tedavi arayışlarında olabilirsiniz. Solunum yollarına da özellikle dikkat edin. Bulaşıcı hastalıklara da dikkat edin tabii ki. Bu dönemde günlük hayatınızda belki çalışma koşullarınızda, iş ve mesleki konularınızda da
bazı düzenlemeler yapacaksınız. Bir yardımcınız işe başlayabilir, belki hizmet aldığınız bir kişi işi de bırakabilir. Bu tarz ya da evcil hayvanlarınızla ilgili konular, onların genel sağlıkları, bakımları ve benzeri temalar hayatınızda biraz daha görünür olabilir ve bunlar sizi bir süre belki duygusal olarak etkileyebilir. Her oğlak aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Özellikle 8 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz varsa bu bahsettiğim etkileri deneyimleyebilirsiniz. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Evet, sizin gibi hava elementi bir burçta ay tutulması var. Yay ikizler aksındaki tutulma döngüleri 2021'de de devam edecek. Ve sizin 5. evinizdeki ay tutulması birçok kova için aslında duygusal süreçlerinizde önemli tesirler getirebilir. Aşk hayatınızda önemli gelişmeler olabilir. Aşık olabilirsiniz. Bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Süregelen ilişkilerinizde belki önemli kararlar alacaksınız. Bir dönüm noktasındasınız. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Çocuklarla ilgili hayatınızda açılımlar olabilir. Var olan çocuklarınızın gelişimi, eğitimi, onların bazı problemlerinin çözümü için bazı farkındalıkların ortaya çıkabileceği güçlü bir dönem. Yazma, çizme gibi konularda son derece yaratıcısınız. Hobilere başlayabilir. Kişisel anlamda yeteneklerinizi, yaratıcılığınızı, iş hayatında özellikle iletişimle ilgili alanlarda, eğitimle ilgili alanlarda daha güçlü bir şekilde kullanabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 8 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bu tesirler artabilir. Hatta maddi anlamda önemli şanslarla, ticari fırsatlarla da karşılaşmanız mümkün görünüyor. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Ay tutulması sizin 4. evinizde olacak ve en çok etki alan burçlardansınız, değişken bir burç olarak. Daha duygusal etkiler var. Ay tutulması sizi biraz geçmişe çekebilir. Biraz ailevi konularda hassasiyetler, kırılganlıklar oluşabilir. Şöyle çocukluğunuzla ilgili konular ya da aile içerisindeki bir konu ve kavram gündemde olabilir. Ama burada bir dönüşüm var. Artık bir sonuçlanma, bir tamamlanma var. Emlak işleriniz, gayrimenkul işleriniz veya evde bir yerleşim, bir taşınma işiniz var. Bununla ilgili evet bir karara varmanız ve bununla ilgili etkilerin çok fazla gündemde olması mümkün. Ev ve yuva konularında aile olmak, evlenmek ve benzeri konular da olabilir. Veya ayrılıklarla bağlantılı yine genel olarak aile düzeninizde olabilecek bazı dönüşümler. Ya da hayatınızdaki bir döngünün bitmesi, tamamlanması. Ebeveynlerle ilgili konularda bazı hassasiyetlerin olması da yine mümkün görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz veya kişisel gezegenleriniz özellikle 8 derece ve yakınlarındaysa bunu artı eksi 5 derece gibi alabilirsiniz. O zaman bireysel olarak bu etkilerin daha yoğun, daha fazla gündemde olması da mümkün görünüyor. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz.
Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.